Herkese selamlar, kanalımıza hoş geldiniz. Burada ilaçları görüyorsunuz ama merak etmeyin, hasta değiliz, sağlıklıyız Allah'a şükür. Umarım siz de sağlığınız yerindedir. Şimdi yapacağımız şey, biliyorsunuz birkaç tane köklendirici tozu yapmıştık ama bunların yapım aşamaları bayağı uzun. Mercimekten yapmıştık, bunları çimlendirdik. Ondan sonra kök, yani çimlendirme aşaması, yaprak aşamasına geçmeden bunu rondodan geçirip kuruttuk. Ondan sonra un haline getirdik ve köklendirici tozu olarak kullanıyoruz. Verimi de güzel, yani fena değil. Birçok testini de yaptık. Onu da videonun sonuna koyarız. Oradan izleyip isterseniz yapabilirsiniz. Ama bu aşamalar bize çok zor geldi, biz yapamıyoruz diyorsanız farklı bir yöntem yapacağız. Aslında eskiden vardı ama bazı videolar vardır, izlemişsiniz. İşte aspirini katarlar, işte canlandırıcı, coşturucu falan olarak kullanırlar aspirini. Ama biz köklendirici tozunda normalde bu tablet olarak C vitaminli bir aspirin var ama şu anda piyasada bulamayabilirsiniz. Onun için biz normal, yani gerçek oranlarına göre şöyle, zaten fiyatı da çok fazla değil. Bu kor aspirinlik var 100, bir de Redexon C vitamini tablet var. Şimdi eski aspirin, o C vitamini barındıran aspirinin içinde oranlar nasıl diye bakarsak, ben şuraya not aldım. 400 mg asetilasalik asit ve 240 mg da C vitamini bulunduruyor. Şimdi bu 1000'lik tablet, bu da 100 mg. Şimdi nasıl yapabiliriz? Ben oranları şöyle düşünüyorum. 4 tane bundan koysak, yani 400 olacak. Bundan da çeyrek koysak 250 mg. Yani aynı oranı tutturmuş olacağız. Şimdi ben hemen şu kor aspirinimden çıkarıyorum. Şöyle 4 tane. 1 2 3 4. 4 tane şöyle havanımda döveceğim. Karışımı yapacağım. 4 tane aspirinim ve şundan da tabletinde 1/4 birini kullanacağız. Şöyle bakalım inşallah. Şöyle çeyrek yaptık. Şimdi onu da katıyorum. Evet, şimdi karışımı yaptık. Havanın içine koyduk. Şimdi bunları un haline getirip köklendirici tozumu, köklendirici hormonumu yapacağım. Hemen dövmeye başlıyorum. Evet, güzelce karışımını yaptık. Şimdi şöyle kabımı alacağım. Bu oranda daha fazla karışım yapabilirsiniz. Evet, karışımımız bu şekilde. Şimdi bunu tabii ki deneyeceğiz. Kendi yaptığımız köklendirici tozumuz da var. Onunla kıyaslayacağız. Bakalım hangisi daha verimli. Ama genelde herkes bunu kullanıyor. Şimdi denemesini de yapalım. Beraberce zamanla göreceğiz. İlaçlardan yaptığımız köklendirici hormonu. Bu da organik mercimekten yaptığımız köklendirici tozumuz. Şimdi şöyle bıçağımızla şu alt kısmına, şöyle yakından gözükecek mi? Şöyle bakın, soydum. Bu köklendirici hormonunun daha iyi karışabilmesi için. Şimdi burayı da aynısını yapıyorum. Evet, şöyle bakın, iki taraflı. Şimdi bunu batırıyorum şöyle. Bakın o yeşil kısmı İyice buladık. Şimdi hemen ekimini yapalım. Bunu da ekimini yaparken dikkat edeceğimiz bir husus var. Şunu hemen şöyle kalem yardımıyla bir tane delik açıyorum ki bu yaptığımız yer toprak kendine alıp şöyle sıyırmasın. Yani bu şekilde bakın. Şöyle hafif bastırdım. Bu şekilde. Bu tamamdır.